Time 35 TV ekranlarından herkese merhabalar. Yanımda Çiğli Belediye Başkanı Sayın Utku Gümrükçü var. Başkanım nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Bu Travel Turkey Fuarı'ndayız. Güzel bir süreç yaşıyoruz. Bugün ikinci günündeyiz. Yurttaşlarımız da burada Çiğli'nin tanıtımı üzerine buluşuyoruz. Peki, buraya gelen kişiler Çiğli'yi nasıl tanıyorlar? Acaba yeterli kaynaklar var mıdır? Neler sunuluyor? Tabii şimdi her organizasyonun farklı bir konsepti oluyor. Biz bu fuarda Çiğli'nin kültür sanat yönünü ve dışa açılan kapısını, yani Avrupa ile buluşmalarını öne çıkaralım istedik. Bir de Avrupa Spor Kenti'yiz, 2021 yılı için spor vurgusu yaptık. Yani 3 tane vurgumuz var. 1 sanat yönü, 2 uluslararası ilişkiler yönü, 3 spor yönü. Genelde Çiğli flamingolarıyla öne çıkar. Mesela Eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da düzenlediği tarım fuarına katılmıştık. Orada tarım yönümüzü vurgulamıştık. Bu fuarda da bu diğer az önce bahsettiğim 3 yönü öne çıkarıyoruz. Arkamızda da bir kupa görüyorum ben. Evet, Cumhurbaşkanlığı yat yarışına katıldık 29 Ekim'de. Orada Cumhurbaşkanlığı kupasını aldık. Dedim ya, spor kapsamında onu da burada sergiliyoruz. Burada bu şekilde tanıtım kare kodlar var arkasında, Çiğli'yi daha iyi tanımak istiyorsanız diye. Bunun dışında fuarda şu an arkada görüyorsunuz Avrupa Birliği'nden aldığımız ödüller. Yerelde demokrasinin güçlendirilmesiyle ilgili 2 ayrı yıl üst üste aldığımız katılımcılık ödülü var. Avrupa diplomasını almaya hak kazandık geçtiğimiz yıl, o var. Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi olarak görevlendirildim ben. Seçildim, öyle diyeyim, geçtiğimiz hafta ilan edildi. Onun belgesi var. Yani bu bölüm Avrupa bölümü, öyle diyeyim. Diğer taraflarda Çiğli'de aslında bir sanat boyutu var. Bu iki şeyden kaynaklanıyor. Bir, geniş alanları ucuza kiralayabiliyorsunuz ki hani atölyelerin kurulması için öyle şeyler oluyor. İki, kendilerine özgürlük alanı arıyor sanatçı arkadaşlarımız. Bizim de Kaklıç diye bir köyümüz var. Hem depolarıyla, işte geniş alanlarıyla, hem de o köy havasının korunmasıyla, hem de kente yakınlığıyla, yani 8-10 dakikada işte Mavişehir'de, Karşıyaka'da, Çiğli'de, Bornova'da olabildiğiniz mesafede bir yer. Orada kendilerince işletmeler kurmuş, sanat otellerini oraya taşımış 5 tane sanatçımız da burada. Yan tarafta işte çömlek yapımından ekel yapımına, maket üretimine çeşitli yaptıkları çalışmaları sergiliyorlar. Biz de 1935 yılında Vali Kazım Direk'in talimatıyla İzmir'in 5 köyüne yerleştirilen Atatürk büstünün orijinalini getirdik. Biz de bu önemli eseri burada sergiliyoruz. Aynı zamanda az önce söylediğim gibi sportif faaliyetlerimiz, zumba gösterilerimiz oluyor. Tabii ki flamingomuz ve kuşlarımız her zaman burada mevcut. Çok teşekkür ederim röportajınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bizi katıldınız. Time 35 TV'yi çok takip ediyoruz. Sağ olsunlar, hem Çiğli'nin hem diğer belediyelerin haberlerine de yer veriyorlar. Biz ne paylaşsak arkasından hemen birkaç dakika içinde sosyal medyadan etiketliyor arkadaşlar. Hızlısınız yani. Biz de sokak röportajları yapıyoruz. Çiğli'de de yapmıştık zaten. Hı-hı. Bence. Evet. Çok güzel dönükler olmuş. Yani biz de halkımıza layık olmaya çalışıyoruz aynı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.